Evet, konuyu hiç uzatmadan direkt bağlıyorum. Bir numara. Efsane kaleci. Mimar Sinan. Mimar Sinan yaptığı eserlerle dünyaca tanınmış bir mimardır. Aynı zamanda başyapıtı ustalık eserim dediği Selimiye Camii'dir. Aslında sadece bir mimar değildi. En başta bir yeniçeriydi. Mısır ve Belgrad seferlerine en önde katılan cengaver bir savaşçıydı da. İran seferi sırasında Van Gölü'nden Karşıya geçmek için 2 hafta içinde 3 tane kadırga yapınca şöhreti iyice yayıldı. Ve bu seferden dönüşte Yeniçeri Ocandon'a hasekilik rütbesi verildi. 1538'de Karaboğdan seferinde Prut Nehri'ni ordu geçemeyince köprü yapmaya çalışmışlar ama olmamış. Sonra Mimar Sinan işe el atmış ve 10 gün içinde oraya harika bir köprü yapmış. Bunun karşılığında da dönüşte ona mimarlık unvanı verilmiş. En önemlisi de İstanbul'da sokaklar birbirine yakın olduğunu düşünerekten fetva vermiş. Sokaklar birbirine yakın, yangın çıkabilir diye. Ta bilmem kaç senesinde bunu düşünebilmiş. Ayasofya Camii'ni tekrardan yapılandırmış. Dediğimiz gibi Selimiye Camii onun en ünlü yapıtıdır. İstanbul'a daha birçok yenilikler getirmiş, lağımları düzenlemiş, şehri tekrardan yapmış. Şehrin daha ferah bir yaşanabilecek şekilde olabilmesi için bütün mimari yapıları elinden geldiğince düzeltmeye çalışmış. Mimar Sinan, diktikleriyle taş gibi duran adam tabii ki de kalemizi koruyacak. Başka nereye koruyabilirdi ki? Aynı zamanda daha sonra da Uluslararası Astronomi Birliği Merkür'deki bir taşa Sinan adını vermiş. İşte böylesine büyük bir mimardı Mimar Sinan. Ve kalemiz de resmen duvar görevi görüyor. Mimar Sinan, bir numara. Kalecimiz. 2 numara, sağ bek, Mehmet Akif Ersoy. Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İstiklal Marşı'nı yazan büyük şair. Vatan şairi ve milli şair unvanlarını aldı. En önemli eserlerinden biri de Sefaat'tir. Aynı zamanda veterinerlik okumuş olan bu şair, İstiklal Marşı'nın yazımında en başta bu yarışmaya girmek istememiştir. Ancak baskılarla yarışmaya girdikten sonra tabii ki de muhteşem İstiklal Marşı'nı yazan şairimiz olmuştur. Ortada bir para ödülü olmasına rağmen o para ödülünü alıp tekrardan bağışlamıştır. İşte bize prim için oynayan değil, vatanı için oynayan insanlar lazım. O yüzden sağ bekte Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın yazarı büyük şairimiz. Sağ bekimizde. Ve 3 numara, sol bek, Nazım Hikmet. Nazım Hikmet hakkında çok da bir şey söylemeye gerek yok aslında. Memleketinden insan manzaraları ve Kuvayi Milliye kitaplarını okursanız ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve bu toprakların kurtuluşunu o kadar güzel bir dille anlatmıştır ki. Ancak o da cezaevlerinden kurtulamamış, sürgün yemiş ve Rusya'da vefat etmiştir. Eserleri onlarca dile çevrilmiş, dünyaca ünlü bir şair ve yazardır. Bunu anlatmaya yani birkaç saniye yetmez. Ancak şu sözleriyle onu Anadolu'nun nasıl bağrından çıktığını anlamanızı ve toprağını ne kadar sevdiğini anlamanızı sağlayabilirim. Davet. Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim. Anadolu'yu ve memleketi bu kadar iyi bilen kişi, tabii ki sol bekimiz de Anadolu oradan kopuyor. Stoper Yaşar Kemal.
Yaşar Kemal, Türk toplumunu, Anadolu'yu ve Çukurova'yı çok iyi bilen bir edebiyatçımızdır. Dünyaca ünlü olduğu eseri İnce Mehmet'tir. İnce Mehmet birçok dile çevrilmiş, hatta başka dillerde filmi bile yapılmıştır. Çukurova'nın Adana'sında, o sıcak topraklarda bir ırgat olarak büyümüştür. Çocuk yaşta babasını gözleri önünde camide katletmişler. Kendisi de bir kaza sonucu bir gözünü kaybetmiştir. Okuyamamıştır. Traktör şoförlüğü, ırgatlıkla hayatını geçirmiştir. Ama Anadolu'nun ve toprağını o kadar iyi bilen bir yazardı ki harika eserler ortaya koydu. Nobel'e bile aday gösterilmiştir. Dünyaca ünlü edebiyatçımız Yaşar Kemal. Onu ayrı ayrı da anlatacağız tabii ki. Ama Anadolu'yu bu kadar iyi bilen, işçiyi, toprağı, güneşi, sıcağı, teri bu kadar iyi bilen Yaşar Kemal'i tam da defansın göbeğine koyuyoruz. Çünkü o vazgeçmez işçi tavrıyla terinin son damlasına kadar savaşacaktır. Savaştı da. Yaşar Kemal. Okunmaya ve bilinmeye değer çok önemli bir edebiyatçımız, çok önemli bir yazarımız. Şimdi de defansın tam göbeğinde. Burası Anadolu. Geçebilene aşk olsun. Ve hemen yanında Pir Sultan Abdal. Pir Sultan Abdal. Anadolu'nun göbeğinden gelmiş olan bu halk ozanı, büyük aşık, her zaman toplumun dertlerini, kendi dertlerini öne süren önemli şiirler yazmıştır. Aynı zamanda Türkmenlerin de neler çektiğini anlatan önemli beyitleri vardır. Pir Sultan Abdal, halkı, özü ve hakkı temsil eden büyük bir şair ve ozandır. Yedi telli tahtasıyla köy köy dolaşıp insanlara bu dertleri okuyup bu dertleri türkü haline getirip paylaşmıştır. Defansımızın tam göbeğinde duruyor. Çünkü bütün zorluklara karşı dimdik ve ayakta durabilmiştir Pir Sultan Abdal. Ki şu sözlerle bunu kanıtlıyor. Koyun beni hak aşkına yanayım. Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan. Yolumdan dönüp mahrum mu kalayım? Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan. Pir Sultanım arşa çıkar ünümüz. O da bizim ulumuzdur pirimiz. Hakka teslim olsun garip canımız. Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan. Böylesine yolundan dönmeyen biri tabii ki defansın göbeğinde duracak. Halk ozanımız, büyük aşık, Pir Sultan Abdal, defansın göbeğinde. Ve 6 numara, Fazıl Say. Aslında onu sizler bize daha çok tanıtacaksınız veya sizden sonrakilere. Şu an hayatta olan ve efsaneler ilk 11'ine giren Türk sanatçı. Tek hayatta olan Türk sanatçı. O yüzden ona koskocaman bir alkış. Onu şu an için çok da anlatmaya gerek yok. Fazıl Say'ı dinleyin, takip edin. O inanılmaz hızlı parmakları, inanılmaz hızlı zekasıyla tabii ki de bizim sol açığımızda. O parmakları, bu hızı sol açıkta da kullanacağını düşünüyoruz ve Fazıl Say'ı sol açığımıza koyuyoruz. Haydi Fazıl, tutabilene aşk olsun. Ve 7 numara, Evliya Çelebi. Evliya Çelebi. Evliya Çelebi Osmanlı'da birçok göreve getirilmiştir. At üstünde geçen yaşamında kesinlikle at sırtından inmemiş efsanevi bir karakterdir. Evliya Çelebi Avrupa, Batı Asya ve Mısır topraklarının tamamını o dönemde gezmiş ve bütün bunları kitap haline getirmiş ve insanlara anlatmıştır. Gerçekten sırf bu gezintiler yüzünden evlenip çocuk yapmaya bile fırsat bulamamıştır Evliya Çelebi. Gezmeleri sırasında Seyahatname adlı
10 ciltlik eserini toparlamıştır ve dünyaca ünlü bu eser hala bütün dünya tarafından okunmaktadır. Evliya Çelebi. At üstünde hiç durmadan gezen bu gezgin tabii ki bizim sağ açığımızda olacak ve hız kesmeden koşmaya, gezmeye devam edecek. Sağ açıkta Evliya Çelebi'yi durdurabilene aşk olsun. Gerçekten harika bir seçim olduğunu düşünüyorum. Evliya Çelebi, sağ açık. 8 numara Osman Hamdi Bey. Osman Hamdi Bey, onun hakkında çok fazla bilgi olmamasına rağmen veya görüntü veya fotoğraf çok önemli bir karakterdir. Çünkü ilk Türk arkeolog olarak da bilinir. Türk müzelerinde ilk müdürlüğü yapan, oraları düzenleyen, bu müzelerin bugünlere gelmesini sağlayan kişidir. Yani sanata olan katkısı aslında bütün bir sanatı etkiliyor. Çünkü müzelerin tamamını neredeyse o dizayn etmiştir bugünkü modern bakımıyla. Aynı zamanda kendisi bir ressamdır da ve dünyaca ünlü olan kaplumbağa terbiyecisi resminin ressamı da Osman Hamdi Bey'dir. İşte tam da bu yüzden bütün bu organizasyonları iyi yaptığı için, müzeleri düzenlediği ve kaplumbağa terbiyeciliğini bile resim edebildiği için orta sahanın göbeğine oyun kurucu olarak Osman Hamdi Bey'i koyuyoruz. Büyük arkeolog ve ressam Osman Hamdi Bey oyun kurucumuz, kaplumbağa terbiyecisi. Ve diğer oyun kurucumuz Piri Reis. Piri Reis. Onun hakkında söylenecek aslında o kadar çok şey var ki ama şimdi burada programa sığmaz. Onu neden orta saha oyun kurucu olarak aldığımızı zaten artık anlamışsınızdır. Piri Reis, dünya haritasını çizen, denizlerde gezerek dünyanın haritasını çıkaran ilk kişidir ve bir Türktür. Piri Reis büyük bir denizcidir, aynı zamanda büyük bir bilim adamıdır, büyük bir de çizerdir. Evet, Piri Reis dünya tarihine geçmiştir, dünya haritasını çizmiştir. O yüzden şimdi tam da orta sahanın göbeğinde oyun kurucu olarak bizlere yardımcı olacak. Bu adam nasıl oyun kurmaz ki? Dünyanın haritasını çizmiş. Şu sahanın haritası nedir ki? Piri Reis, oyun kurucu. Ve geldik forvete. Nejat Uygur. Nejat Uygur, geleneksel Türk tiyatrosunu döneminde en iyi şekilde taşıyan, Uygur tiyatrosunu kurup aile tiyatrosuyla bütün bir ailesini bu tiyatroyu yapmaya belki de zorlayan, belki de ikna eden büyük bir tiyatro sanatçısıdır. Orta oyunu Türk tiyatrosu geleneğini günümüze, bugünlere taşıyan tek ve nadir sanatçıdır. Bütün bir ailesiyle bunu yapan, çocukların doğumunda bile sahnede olan, ayağı kırıldığında sahneye çıkan, ülkede savaş çıktığında bile oyununu oynayan, darbe olduğunda bile izinle gidip Anadolu'da oyun oynayan, Anadolu'nun göbeğini hiçbir zaman bırakmamış, herkesi güldürmekle kendini yükümlü tutan, Türk insanına gülücükler kazandıran büyük bir tiyatro sanatçısıdır. Aynı zamanda her zaman halkın, işçinin, emekçinin yanında olan oyunlar ortaya koymuştur ve bundan hiçbir zaman geri çekilmemiştir. Geleneksel Türk tiyatrosunun büyük taşıyıcısı, büyük usta Nejat Uygur. Vefatından önce bir gün bu perde kapanacak. Ben bütün üzüntülerimi alacağım ve kahkahalarım, gülücüklerimi size bırakacağım diyordu. Her türlü şekle girebilen, kavuklu, pişekar, orta oyunundaki her türlü deliliği yapabilen usta oyuncu tabii ki de forvette yerini alacak. Onu orada tutabilene aşık olsun. Zamanının Messi'si Nejat Uygur forvette. Ve bitirici, son bitirici santrofor Yılmaz Güney. Yılmaz Güney. Tam bir bitirici, gerçekten tam bir forvet, tam bir santrofor, tam yerine koyduk, tam bir vurucu tim. Çirkin Kral adıyla. O da Adana'dan. Çirkin Krallığa kaplı ünlü sinema oyuncusu, rejisör, belki de Türk sinema tarihinin gelmiş geçmiş en büyük rejisörü denilebilir. Birçok kişi de onu öyle kabul ediyor.
ve Cannes Film Festivali'nde de Yol Filmi ile en iyi rejisör ödülünü, en iyi film ödülünü kaldırmıştı. Lakin o da yine bu ülkede sürgün yiyip bu vatana, bu topraklara hasret bir şekilde vefat etmişti. Ancak yine de Türkiye'yi dünyada temsil edebilmişti. İşçinin, emekçinin kardeşi, halk çocuğu, Çukurova'nın çirkin kralı, Cannes'ın ödüllü rejisörü Yılmaz Güney santrafor'da. Harika bir ilk 11 oldu. Ve tabii ki bu ilk 11'in başına sadece tek bir isim geçebilir. Sanata ve sanatçıya her daim önem vermiş olan tek Türk lideri diyebiliriz. Mustafa Kemal Atatürk. Arkadaşlar beğendiyseniz lütfen abone olmayı falan filan unutmayın. Beğenmediyseniz de sonuna kadar ne izlediniz oğlum? Bak strigidine dalga mı geçiyorsunuz beğenmediyseniz? Allah Allah. Neyse. Hadi ekran kırmaya devam. Öpüyorum.